Herkese merhaba. Bugün bu mandala desen işlediğim babeti nasıl yaptığımı göstereceğim. Malzemelerden başlayacak olursak renkli kanaviçe ipleri, elbette nakış şablonu, şablonu çizebileceğiniz kalem veya sabun, kıskaçlar, yüksük ip makası, karga burun pense, iğne ve tabii ki ayakkabı. Ben bu süet babetleri kullandım. Nasıl yaptığıma geçecek olursak da ilk olarak şablonu çizerek başlayacağım. Tekini yapmaya başlamıştım zaten. Diğer eşi için de yaklaşık aynı mesafeden olacak şekilde tutturuyorum şablonu. Bu arada bu şablonun çizimini açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Eğer aynı deseni yapmak isterseniz. İğnelerle delikleri belirginleştiriyorum. Bu delme işlemini kalın bir iğneyle yapıyorum. Ben ayakkabının içine bir kumaş bir şey koymamıştım ama eğer zeminle ayakkabının tabanına kumaş yerleştirirseniz daha iyi olur. İğne battığında oradaki deriye denk gelirse kalkmamış olur böylece. İlk rengimle başlıyorum işlemeye. Ben ortadan başladım. Kanaviçe ipi 8 kat oluyor. 2 katını ayırıp 2 kat olacak şekilde kullandım. Bir delikten çıkıp bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde battıktan sonra aşağıdan diğer delikten çıkıp bir geri gidiyorum sonra. Deliği belirgin bir şekilde açarsanız aşağıdan yukarıya doğru çıkmak da daha rahat oluyor. Özellikle ayakkabının burun kısmına bir işleme yapmak daha zor. O yüzden o kısma çok denk gelmeyecek bir şey çizmenizi tavsiye ederim. Eğer farklı bir desen yapmak isterseniz. Ortadaki yuvarlağı oluşturduktan sonra bu yaprak gibi olan kısımları yapmaya başladım. Ayakkabıya işlemek, normal bir kumaşa işlemek kadar kolay olmadığı için çok oval bir şekilde yapamayacağım. Mandala normalde daha yuvarlak bir çizim olmasına rağmen şablonda biraz daha üçgen gibi duruyorlar. Ve her birinin böyle çok eşit olmasını da önemsemeden yapıyorum. Zaten ayakkabıya işlemek zor olduğu için imkansız olur. Bu şekilde ilk rengimi bitirdim. Daha sonra devam ederken bu Derwent'in pastel kalemini kullanmamın daha pratik olacağını düşündüm. Sabunla da çizebilirsiniz. Sabunla çizince daha kalıcı oluyor hatta desen. Ve ikinci rengi de işlemeye başlıyorum. İkinci renkte ilk önce gövde kısımlarını işledim. Daha sonra geri kalan kısımlarını da devam ettirdim. O yuvarlak kısımda yandan tepeye doğru çıkarken önce ortaya battım, daha sonra tepeye doğru çıktım. Yani iki adımda çıktım yuvarlak olan kısma. Daha sonra ortadaki iki iğne izinden de birer tane daha şekil yaptım. Biraz sert olduğu için batırmak zor oluyor. O yüzden böyle yüksek kullanmanızı da tavsiye ederim. Parmağınız acımamış olur. Üçüncü renk de bitmiş oldu. Daha sonraki kısım için biraz daha eşit yapabilmek adına böyle ölçerek bir yuvarlak çizdim. Buradan buraya gideceğim bu sefer de. Yine ortaya önce batacağım. Tek seferde gitmeyeceğim. Yeşil renge geldiğimde daha kalın olmasını istediğim için 3 kat kullanmaya başladım ipi. Bu arada işlediğim ayakkabı çok sert derisi olan bir ayakkabı değil. O şekilde bir şey işlemek oldukça zor olur bence. Yine de çekerken zorlanıyorum. O aşamalarda bazen karga burun penseyi kullanarak çektim. Çünkü parmaktan iğne kaydığı için çekmek daha zor oluyor. Dördüncü rengi de böyle bitirmiş oldum. İpleri de arkada düğümleyip daha sonra kesiyorum. O yüzden genelde yukarıda başlayıp dönüp yukarıda bitiriyorum. Böylece ipi düğümlemem de kolay olmuş oluyor. Yine ortadaki İğne deliklerinden çıkarak birer tane daha renk ekledim. Şablonda zaten hangi noktalara battığımı belirteceğim. Ayakkabının görselini de ekleyeceğim. Deseni oradan çok net görebilirsiniz.
Bu şekilde son kısımda yapmış oldum. En dışta kullandığım lila rengi içte de tekrar kullanacağım. O kısım biraz boş kalmıştı. Ben de bu şekilde çizgiler yaparak orayı da doldurdum. Bu arada ben böyle bir babete yaptım ama siz kanvas bir ayakkabıya falan da yapabilirsiniz tabii ki. Umarım videoyu ve bu fikri beğenmişsinizdir. Yaparsanız benimle fotoğraf paylaşın lütfen. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zile tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.